Gel. Merhabalar efendim. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Efendim, kendinizi ya da eşinizi sigorta ettirerek. Bakın, eşinizi düşünün bir an. Olur, düşüneyim. Lan bari içeri girinceye kadar bekle de ondan sonra al suratını. Aman, sanki çalışıyorsun da bir işe yarıyor. Çalışmasan da ancak bu kadar aç kalırdık. Lan git adamın asabını bozma. Ne yemek yaptın? Siyanürlü karnı yarık yaptım. İnşallah karnını yarar da kurtulurum senden. Tamam, düşündüm eşimi. Bir de eşinizin bir kazada öldüğünü düşünün. Ne kadar acı çektiğinizi bir düşünün. Düşüneyim. İçin kızlar, için. Bugün benim bayramım. Bütün yurtta, yavru vatanda ve Türkiye Cumhuriyetlerde kutlanmalı. Karımdan kurtuldum ben. Bunu da düşündüm. Beyefendi, bakın teklifimi bir düşünün. Karınıza hayat sigortası yaptırın. Küçük küçük taksitlerle primleri ödersiniz. Allah göstermesin, karınıza bir şey oldu. Mesela öldü. O zaman çok büyük bir paraya kavuşacaksınız beyefendi. Bu da acınızı hafifletir herhalde. Ne diyorsunuz teklifime? Allah derim. Demek karım ölürse yüklü bir para ha. Midem çok ağrıyor. Tabii ölsem umurumda değil biliyorum ama. Ulan hiç değilse maaşımın hatırına git bir nöbetçi eczane bul da şu mideme bir ilaç al. Aman gecenin bir yarısı, tövbe tövbe. İyi, sık dişini, gidip geliyorum şimdi. Ulan yaşadık be. İstanbul koca şehir. İstanbul'da gece vakti dışarı çıkılır mı be? Ha? Tinerci olmadı, kapkaççı olmadı, soyguncu. Allah, kesin biter bu iş. Eve dönmeyeceğine göre kutlayayım şunu. Aa, ne oldu, kalktı mısın? Lavaboya gitmiştim, ne çabuk geldin. Sorma, bir bakan mı ne gelmiş, ortalık polis kaynıyordu. Rahatça gittim geldim. Dur ben sana su getireyim de ilacını iç. Hadi be. Ya senin bir ameliyat olayın vardı hani. Sen işte. Ondan sonra paramız yok diye onu ertelettirdik ya. Onu yaptıralım o ameliyatı da. Belki senin bu sinirin midirin ondandır. Evimize bet gelir, bereket gelir, renk gelir, bir şey gelir. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü de sen beni düşünüyorsun? Ah aşk olsun. Ben belli etmiyorum ama seni ne kadar severim bilirsin. Hadi hazırlan, gidelim ameliyatını yaptıralım. Seni kurtaralım ya. Tabii Allah ya. Allah. Ulan sen ne akıllı herifsin ulan. Ulan ameliyata gidip de sağ salim gelen olmuş mu lan bu ülkede ha? Teşekkür ederim. Ama ne aması be? Hadi yürü. Serseri. Kaydınız tamam. Ah çok iyi. Ne zaman olacak ameliyat? 4,5 sene sonra. Ne diyorsun? Ne yapalım kardeşim? Ancak o zamana gün verebiliyoruz. Hadi şimdi gidin. 4,5 sene sonra gelin. Hadi. Hanım. Ne? Sen kaç yıldır ananı görmüyorsun? Oo, adamın yüzünü unuttum bile. Senin aldığın 3 kuruşla memlekete gidemiyorum ki. Bak ne diyeceğim. Hadi sen atla bir otobüse. Ananın yanına git. Moralini tüzedin. Ne oluyor sana be? Ne oldu da sen beni bugünlerde düşünmeye başladın? Bilirsin ben seni çok severim hatun. Ben hemen sana bir otobüs bileti alayım da geleyim.
Karıyı eşe döğenine atıp dibinden otobüse bindirdik mi bitti bu iş. Manyak bir kamyon. Olmadı bir hatalı sollama. Olmadı. Uykusuz bir şoför işini bitirir. Kesin karı gitti. Hey yaşasın. Karıcığım senin yolda olman gerekmiyor muydu? Bolu'da yollar kapandı, otobüs seferleri iptal oldu. Merhaba. Geldin mi? Al şunu iptal et. Bana boşuna prim birim ödetme. Ama nasıl olur be? Ya ne diyorsam onu yap hadi, bas git buradan be. Karıcığım minik kuşu. Ne oluyor lan? Başınız sağ olsun Cafer Bey. Zavallıcık, daha bugün konuşuyorduk. Dedi kocam bu aralar bana çok iyi davranıyor dedi. Gideyim bari kasaptan tavuk alayım dedi. Ona en sevdiği yemeği pişireyim dedi ya. Ya efendim tavuğu yemiş, kuş gribi olmuş ve ölmüş. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Aman Allah'ım. Cafer Bey.